Bir başka Teksus videosunda birlikteyiz. Bu sefer gerçekten gezegendeki en cool cihazlardan bir tanesini tanıtacağım sizlere. iPad Air. Adı da güzel, kendi de güzel ama inanın kullandıkça daha da güzelleşen bir cihaz. Öncelikle kendi durumundan bahsedeyim. Ben iPad 2 kullanıyordum iPad Air'a kadar. iPad 2'den sonraki yapılan geliştirmeler, hani Retina biliyorsunuz eklendi, çok daha güzel bir ekrana sahip oldu. İşlemci daha iyi geliştirildi ama ben hani gidip incelediğimde bu cihazı Apple mağazalarında kendi adıma çok değiştirmeye değer bulmadım demek isterdim ama gerçek öyle değil. Gerçek şöyle, hala cihazımın taksitleri devam ediyordu. Devam ettiği için de tekrar Turkcell'den bir kampanyaya giremedim ama şimdi doğru da bir karar almışım, doğru da bir karar vermişim zamanında. Çünkü bu sefer iPad Air çıktığında kontratım bitmişti ve yeniden bu cihaza taksidine girebildim. Tabii ki mezar senet şeklinde. iPad Air'ın en önemli özelliği gördüğünüz gibi özellikle kenarlarından ve üstten bir ciddi anlamda küçülme sağlanmış olması. Bunun dışında cihaz iPad 4'ten %28 civarında daha hafif ve yine her zamanki gibi Apple ürünlerinin neredeyse tamamında olduğu gibi muhteşem bir malzeme kalitesi, çok şık bir tasarım ve o işte alameti farikasıyla da insanı etkileyen bir cihaz. Ve tabii ki özellikleri de gerçekten çok etkileyici. Biliyorsunuz iPad ile birlikte dünyada tablet trendi bir çılgınlığa dönüştü ve iPad oyunu değiştirdi. iPad'in oyunu değiştirmesi tek bir özelliğiyle olmadı. Bir bütün halinde cihaz hakikaten hayatımıza başka bir mobilite getirdi. Kesinlikle dünyanın en çok satan, en çok sevilen tableti şimdi çok daha güzel bir formda, çok daha şık, daha hafif, daha ince ki hatta birçok cep telefonundan bile daha ince ince hale gelmiş durumda. Yine o şahane alüminyum kaplamayla eliniz muhatap oluyor. Cihazı elinize aldığınız zaman ki hepimiz bunlara dünyanın parasını verdiğimiz için kılıf takarak bir daha görmüyoruz. Sadece aldığımızda görüyoruz arka tarafını biliyorsunuz bu cihazın. Hakikaten dokunması da tutması da çok keyifli. Bir kere şöyle bir güzelliği var. Yanlardan boyutlar küçüldüğü için dikey yazmak çok daha kolay gerçekleşiyor. Daha ele sığan bir cihaz dönüşü. Bakın aynı hareketi bu arkadaşımızla yapmaya çalıştığınızda daha zor ve zaten kalınlığı ve ağırlığıyla da bir anda kendini belli ediyor. Tasarım tabii ki beklediğimiz gibi iPad mini çizgilerine sahip. iPad mini'nin o sevdiğimiz hafif köşeli ama kıvrımlı tasarımı yine burada da kendine yer bulmuş. Cihazın göbeğinde A7 64 bit işlemcisi var. Şimdi A7 64 bit deyince biliyorum kafanız karışıyor. Ne yapar? Şunu yapıyor. Hakikaten mesela benim iPad 2'me göre çok 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 daha hızlı, çok 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 daha keyifli bir performans sunuyor. Bunu açıp kapatırken bile cihazı hissediyoruz. Çünkü iOS 7 güncellemesinden sonra benim iPad 2'm çok zor ve çok yavaş açılır kapanır oldu. Pil ömrü azaldı ama iPad Air'da hem muhteşem bir pil ömrü var hem de hem açılıp kapanmasından tutup programların performanslarında çok ciddi bir gelişme var. Ekran tabii ki süper bir ekran. Yani bu Retina ekran göz okşayan, insanın gözünü resmen okşayan bir ekran çözünürlüğüne ve parlaklığına sahip. Bu açıdan çok keyifli. Ben iPad 2'mde pikselleri görürken bunda pikseller görünmüyor. Ancak mesela gazete okuyan bilirseniz benim gibi tabletten gazete uygulamalarının sanki birazcık daha optimize edilmesi lazım. iPad Air Retina'da biraz daha iyi görünebilmeleri için. Bunun dışında müzik seven, müzik dinleyen bilirseniz ki bu cihazların hayatımıza getirdiği en önemli, en zevkli şeylerden bir tanesi müziğimizin ileri derecede portatif hale gelmesi. Şöyle bir güzellik yapmışlar. Bakın gördüğünüz gibi stereo hoparlörler söz konusu bu sefer. Ancak konumları sebebiyle ikisinin yan yana olması bu hoparlörlerin ve bazı durumlarda altta kalması, bazen de yanda kalması sebebiyle stereo efektinden çok bir fayda alınamıyor. Fakat ses daha derin, biraz daha bastan bahsedebiliriz. Daha net, daha berrak, güzel bir ses alınıyor. Hakikaten insan alıştıysanız iPad 2'nin sesine çok daha keyifli şeyler yaşıyor ama Android tabletlerde
Mesela Samsung'larda hoparlörleri sağa ve sola koydukları için stereo efekti biraz daha keyifli olabiliyor. iOS 7'nin tabii bazı artıları ve eksileri var bu cihaz için. Artısı tabii ki muhteşem performansı, çok hızlı çalışıyor olması. Ama mesela bilirsiniz Android kullandıysanız, Android'de mesela çocuğunuza özel, kendinize özel profiller yaratabilirsiniz. Ve profiller sayesinde de birçok şeyi kontrol altına tutabilirsiniz. Ne yazık ki iOS 7 buna henüz izin vermiyor. Bir başka güzelliği de bu cihazın, yani daha doğrusu iPad Air'ın sevmediğim bir başka özelliği de, hoşlanmadım demiyor ama eksikliği artık beni gerçekten rahatsız ediyor. Bakın mesela bu Samsung bir önceki nesil 10.1 tablette şöyle bir güzellik var. Micro SD girişi var ki bu bir anda 32 GB daha cihazın hafızasını artırmasına sebep oluyor veya cep telefonumuzdaki SD kartı, micro SD kartı buraya takıp fotoğraflara bakmamızı, işte veri alışverişini daha kolaylaştırmamızı sağlıyor. Dolayısıyla hani şunlar, şu özellik artık Apple'a gelmeli diye düşünüyorum. Çünkü Apple gerçekten çok pahalıya satıyor hafıza bölümünü için. 32 GB'lık bu cihaz 1802 lira Turkcell fiyatı. Taksitlerini her ay ödüyorum. 2 yıl boyunca da ödüyor olacağım. 64 GB'lı henüz görünmediyse de ortalıkta herhalde 2000 lirayı biraz daha geçer gibi duruyor. Peki bu kadar performans gelişimi, bu kadar parlak, bu kadar iyi bir ürün bizi desktopumuzdan veya dizüstü bilgisayarımızdan ayırır mı? Hayır. Tabletler ne yazık ki Apple'ın bütün bu geliştirmelerine, işte Android tabletlerin çok keyifli, çok güzel özellikler kazanmalarına rağmen henüz programlar arası veri alışverişi, çoklu işlem yapabilme kabiliyeti gibi özellikler olsa da bu tabletlerde henüz bir bilgisayarda, bir dizüstü bilgisayarda yaptığımız çalışmaları hızlı ve çabuk olarak tabletlerde yapma şansımız olmadığı için hala bunlar birer bence bilgisayarın, dizüstü bilgisayarın veya işte PC bilgisayarın yenilecek cihazlar değiller. Benim hayatıma kattığı hareket, süper film izleyebiliyorum, müzik dinleyebiliyorum, gazetelerimi ve internet deneyimimi bu cihazlarda, tabletlerle yaşamayı tercih ediyorum. Onun yanı sıra tabii ki Apple'ın en büyük avantajı, bu en büyük avantajı iTunes Store tabii ki. Eğer müzik seviyorsanız, sinema seviyorsanız süper olanaklar sunuyor. Fiyatlar da çok korkunç sayılmaz. Yani hani tabii ki insan aldıkça alası geliyor. Böyle bir kolaylığı var. Kredi kartınızı tanıttıktan sonra sanki bedava vermiş gibi geliyor insana ama bu gerçekten cihaz öne çıkaran bir şey. Türkiye'de hala Google'ın müzik, film özelliklerinin açılmamış olması Apple'ı biraz daha da öne çıkarıyor bu konuda. Bakın yani şu HD filmleri indirip kiralayıp veya satın alıp izlemenin keyfi bambaşka. Bakın Meleklerin Payı filmini mesela 3.99'a kiralayabiliyorsunuz veya isterseniz 9.99'a satın alıyorsunuz ki bu hakikaten çok ucuz, çok makul bir fiyat. Ve bir de tabii bunu bilgisayarınıza koyup bilgisayarınızdan iPhone'unuz varsa iPhone aktarmak gibi bu platformlar arası bilgi alışverişinin kolaylığı da hatta Wi-Fi üzerinden de yapılabiliyor. Cihazı daha da öne çıkarıyor. Lafı uzatmaya gerek yok. Hakikaten iPad Air bence benim bilgim, benim gördüğüm kadarıyla, benim deneyimleyebildiğim kadarıyla, işte iyi kötü hani görmüş olduğum kadarıyla hala ve yine gezegendeki en iyi tablet. Eğer tablet almayı düşünüyorsanız ve bir parça da hani maddi olarak 1800 liraları bulabilecekseniz hiç çekinmeyin. Şu anda hakikaten bu gezegen üzerinde bundan daha iyi bir tablet yok. Ve son geliştirmelerle daha keyifli, daha şık, daha hafif, daha ergonomik bir cihaza dönüşmüş iPad Air hakkındaki bütün övgüleri hak ettiği gibi bence fiyatını da sonuna kadar hak ediyor.